Hey, yeni bir bölümle karşınızdayız. Satın almadan önce. Bu programda size doğrudan oyun sunuyoruz. Yeni çıkan oyunlarla ilgili ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz. Her zamanki gibi bugün Baldur's Gate 3 hakkında konuşuyoruz. Bu oyunun geleneksel ana akım rol yapma oyununuzla en büyük ayırıcı özelliklerinden biri dövüşte sıra tabanlı olmasıdır. Alıştıklarından çok daha yavaş ve metodik bir yaklaşım olduğundan bu kesinlikle bazı insanları yanlış yola sokar. Eşsiz bir deneyim ve bir kez alıştığınızda harika bir planlama ve uygulama için gerçekten iyi bir zaman. Burada ayrıca oyun sırasında diğer noktalarda da sıra tabanlı moda girebileceğinizi ve büyük olasılıkla girmeniz gerektiğini belirtmeliyim. Bunun bir örneği bazı tuzakların patladığı zamandır. İşler daha planlı bir zamanlayıcıya ayarlandığında, senaryolar arasında hareket etmek ve sıra tabanlı modda olmanız gereken yere ulaşmak, bunun dışında olduğundan çok daha kolaydır. Tamamlayıcı biriyseniz, büyük olasılıkla Baldur kapısından üç kez birkaç kez geçmeniz gerekecek. Oyundaki kararlarınızın hemen hemen her şeyi ne kadar etkilediği göz önüne alındığında, belirli yollarda ilerlerken diğerlerini kaçıracaksınız. Örneğin, oyunu çoğunlukla iyi yoldan oynarsanız, oyun boyunca daha kötü bir yolda olan başarıları, diyalogları, kavgaları, hikayeleri ve daha fazlasını kaçırırsınız. İyi ve kötünün varyasyonları bile var, bu yüzden tüm olasılıkları toplamak için bu oyunu birçok kez keşfedebilmeyi bekleyin. Bir oyun sizin için yeterli olsa bile, geliştiricilere göre yaklaşık 100 saat sürmeyi beklemelisiniz. Bu elbette inanılmaz miktarda faktöre bağlı olacaktır. Tüm diyalogları okuyor musunuz? Her sandığı, varili ve kitaplığı araştırıyor musunuz? Savaşta veya tuzaklarda ne kadar yavaş ilerliyorsunuz? bu bilmece seni ne kadar süre şaşırttı. Tüm bunlar, birçok seçenek ve potansiyel karşılaşmalar, özellikle farklı karakterler, seçimler ve daha fazlasını hedefliyorsanız, yüzlerce saatlik oynanışa yol açabilir. Oturup bu oyunu bir gecede hatta birkaç gecede yenmeyi beklememelisiniz. Uzun mesafe için içindesin. Birlikte oynamak isteyen dörtten fazla arkadaş grubunuz varsa, ne yazık ki ayrılmanız gerekecek. Baldur's Gate 3 teki maksimum grup sayısı siz dahil 4 kişidir. Bu, orijinal karakterler gibi bazı NPC arkadaşlarıyla birlikte yalnızca 3 arkadaşınızı veya 1 veya 2 arkadaşınızı getirebileceğiniz anlamına gelir. Bunu gerçekten sadece bir başlangıç yapmak istiyorsanız veya işlerin nasıl yürüdüğüne dair bazı temel bilgilere sahipseniz bilmeniz gerekir. Bazı istatistiklerinizi, savaşın nasıl işlediğini, ör. Eylemler, bonus eylemler, tepkiler vb. sınıfları, yarışları ve neden bir şeyler için yuvarlandığınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bazı değerlendirmeler gerektiren bir video oyunu olduğu için kaynak materyali %100 doğru değil. Ancak genel olarak oldukça doğru. Bu, ölümün yeniden yüklemeye yol açacağı bir oyundur. Bu birden fazla saat boyunca kaydetmezseniz, geri dönüp her şeyi yeniden yapmanız gerekeceği anlamına gelir kendinize her 10 ila 20 dakikada bir tasarruf etmeniz gerektiğini hatırlatmak, sizi hatalarınızdan kaynaklanan gönül yarasından kurtaracaktır. Bu konuda bana güven. Bu ayrıca kararınızı verdikten sonra değiştirmek isteyen biriyseniz de yardımcı olur. Kaza üzerine bir kavga başlatmak mı? Endişelenmeyin, en son kaydettiğiniz dosyaları yükleyin ve bu sefer bundan kaçının. Ya da yapma, sana kalmış. Birinci inanılmaz derecede sürükleyici bir hikaye ve bolca. Gidip gidin ve bir sürü diyalog, karakter ve dünya inşa etme ve seçimler arasında saplanıp kalmamak istiyorsanız, o zaman Baldur's Gate 3 size göre değil. Bu oyunda kesinlikle saçma miktarda diyalog, hikaye, yan hikayeler, irfan, kitaplar ve çok daha fazlası var. Oyunun uzunluğu ile ilgili bölümde bahsedilenlerin yanı sıra, bu oyunun inanılmaz bir genişliği de var. Bu, hızlı bir şekilde uçabileceğiniz ve geçmeniz gereken bir oyun değil ve isteseniz bile, çok fazla diyalog atlama ve sahne kesme gerektirecektir muhtemelen şimdiye kadar deneyimlediğinizden daha fazla. O yüzden sadece tadını çıkarmaya çalış. Dahil ol. Bütün bunlarla birlikte, Baldur's Gate 3, ü satın almadan önce bilmeniz gereken en önemli şeyler olduğuna inandığım şeyler bunlar. Hala ilgileniyor musun? Erken erişim sırasında alın ve oyun PC kullanıcıları için 3 Ağustos'ta ve PlayStation 5 için 6 Eylül'de çıktığında dijital lüks sürüme ücretsiz yükseltme elde edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.